No one, bne. Evet, az önce bu şekilde paylaşım yapan Rümeysa Kadak, AK Partili bir milletvekili. Evet, kendisi son gelen zamla birlikte de tam olarak 56.000 TL maaş alıyor. Helal olsun, yani ne diyeyim, helal olsun. Çok büyük, çok büyük bir kadın. Bu garip komik olmayan Türkçe ile yazı yazıp gençlerin dilinden anladığı için gözümü kapatıp tüm sülalemle birlikte oyumu kesinlikle AK Parti'ye vereceğim. Yahu Allah için bırakın bu işleri. Paylaştığı şeyin anlamı bile yok. No one bine ne demek? Ne demek lan, anlamı yok yani, ne istiyorsun? Rümeysa Kadak'ı daha önce belki görmüşsünüzdür. Kendisinin mecliste herhangi bir önergesi yok. Dümdüz sadece böyle influencerlık yaparak bizlerin vergisini alıyor. En genç milletvekili benim. Gençlerin dilinden anlıyorum. O yüzden AK Parti'ye oy verin diyor yani kısacası. Siyasilerin artık bu gençlerden anlama muhabbetini bırakması lazım. Yok yani, anlamanızın imkanı yok. Hani gençlerin dilinden anlayıp neleri sevdiklerini bilsen bile sen AK Partili hayvan gibi maaş alan bir vekilsin. Oğlum Türk genci dediğin genç aldığı harçlıkla okulda yemeğini zor alıyor. Sen nasıl anlayabilirsin bunu? Kaldı ki gençler de siyasilerin bine yazmasını istemiyor. Kim bunu ister ki? Gençler geleceği görebilmek istiyor. Geleceğe dair umutlu olmak istiyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalmamak istiyor. Sen böyle garip bir Instagram paylaşım yapınca keşke ülkedeki tüm sorunlar çözülse. Rümeysa Kadak influencer derken şaka amaçlı demedim. Buyurun Instagram'ına bir göz atalım. Evet arkadaşlar, yeni reelsimizi beğendiniz mi? Bu arada profilindeki linkten AK Parti'ye oy vermeyi unutmayın. Abi şaka gibi, dalga mı geçiyorsunuz ya? Gençleri çok sevip düşünüyormuş gibi genç ne sever diye bir oluşum kurmuşlar. Gençler kültür, sanat, spor ve seyahat severmiş. Evet, yalan yok. Gençler bunları ister de sizin kitap ve kağıt paralarından haberiniz var mı? Bir test kitabı olmuş en az 100 TL. Okuma kitapları da aynı şekilde pahalı. Gençler seyahat severmiş. Bak bak, neyle seyahat edeceğiz? Biraz anlatır mısın yani, merak ettim. Mazot fiyatı belli. 2 aşağı 10 yukarı gidiyor. Otobüs biletleri de sen sanarsın içinde 1,5 porsiyon İskender yedir geleceklermiş gibi bir fiyat. Siz çok güzel, gençleri seviyormuş, ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi bu platformu kurmuşsunuz, kurmasına da bunları yapabilen genç yok ülkede. Bir de dalga geçer gibi gençler kendini ifade etmeyi sever yazmışlar. Kendini ifade etmiyorum. Ben bile 18 yaşındayım, 2 ayda bir ifadeye çağrılıyorum düzenli olarak. Neyi ifade edebiliyoruz Allah aşkına? Evet, ama yazıda sorun yok. Gerçekten de kendimizi ifade edebilmeyi istiyoruz. Sayın Rümeysa Hanım, hükümetin bir milletvekili olarak ifade özgürlüğünü sağlarsanız çok seviniriz. Kontrol sizde çünkü. Genç özgür olmayı sever. Allah'ım, evet, ne olur özgür olalım. Özgür olmayı seviyoruz vallahi, ama işte yok yani. Özellikle iktidar altındaki siyasilerin bu tarz gençlerin dilinden anlıyormuş gibi Instagram paylaşımları yapmaları bayağı komik. Ama sadece iktidarda yok bu durum. Mesela üzerinden geçeli bayağı oldu ama Muharrem İnce'nin gençler Last of Us atmayı unutmayın dediğinde hatırlatmak isterim. Evet, siyasiler yeni neslin ciddi bir oy potansiyeli olduğunu farkında, çok güzel. Fakat böyle garip söylemlerde bulunarak kendinizi rezil etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gençlere Last of Us atın demek yerine enflasyonu nasıl düşüreceğinizi, gelecekte nasıl daha iyi bir ülke olacağımızı anlatırsanız emin olun gençler size oy verir zaten. Bu arada AK Parti dışında konuşuyorum çünkü AK Parti'ye aklı başında bir gencin oy verme ihtimali yok şu anda. Ayrıca Muharrem İnce 58 yaşında bir adam. Yani oyunlardan anlamadığına, gençlerin dilinden anlamadığına adım gibi eminim. Böyle Last of Us atmak gibi bir söylemde bulununca ben diyorum ki ha tamam, onun danışmanlarından birisi başkanım Last of Us diye bir oyun çıkmış, gençler onu konuşuyor bu araya, ondan bahsedin tabii siz isterseniz demiş. Yani ben hiçbir adama sırf bir oyun ismi söyledi diye şahsen oy vermem. Kim verir ki? Böyle gençlere yakınmış gibi gözükmek için kendinizi rezil etmekten vazgeçin. Muhalefette ayrı, iktidarda daha da ayrı itici duruyor. Yine muhalefette bu tarz işlerle öne çıkan Taylan Yıldız'ı da ben samimi bulmuyorum mesela. Evet, gençlerin önünü açmaya yönelik çalışmalar yapılması güzel olabilir. Fakat böyle çıkıp SJ demek veya CSGO stickerini gösterip işte genç kardeşlerim beni anlıyor demek biraz iğrenç geliyor. Yani bu şekilde gençlerin dilinden konuşmaya çalışarak oy kazanılmaz. Ha, ama yine Taylan Yıldız'ı severim. Bence ülkedeki başarılı siyasilerden. Yine de bu gençleri anlıyorum, işlerinin suyunu çıkarmamak lazım. Muhalefeti de anlıyorum, kendilerince gençleri kazanmaya çalışıyorlar. İşin daha kötüsü iktidarın da bunu yapması. Mesela Erdoğan gençlerle basketbol, masa tenisi tarzı şeyler oynayıp gençlere yakın gözükmeye çalışıyor ama inanın gerçekten hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimsenin. Ne gençlerin ne başka birisinin. Kimse takmıyor ya, bunlara bakıp geçiyorsun yani. Hiç kimse Erdoğan basketbol oynayınca ona oy veresi gelmiyor. Veya Binali Yıldırım garip bir mouse tutuşuyla oyun oynayınca vay be gençler gibi oyun oynayan bir adam diye kimsenin ilgisini çekmiyor. Erdoğan bu ülkenin yöneticisi. Yani gençlerin yaşadığı problemleri çözebilme yetkisine sahip. Ama bu problemleri gençlerle iki basket atıp oyun oynayarak çözemezsiniz. Bu arada videonun başında Rümeysa Kadak hiçbir şey yapmıyor dedik, biraz ayıp oldu. Kendisinin meşhur iftar düzenlemelerini unutmuşum. Yani yine insanların vergileriyle geçen Ramazan'da sözde internet üzerinden seçilen gençlere çok güzel vergileri yediler. Bize de afiyet olsun demek düşer. Gerçekten bu kadar azimle çalışmalar yapan bir milletvekili görmek gözlerimi yaşartıyor. Tebrik ederim. Müthiş bir kadın ya. Güçlü bir kadın. Helal olsun.
Günün sonunda ne iktidar ne muhalefet ne yaparsanız yapın gençleri gençlerin dilinden konuşarak kazanamayacaksınız. Çünkü gençler biliyor ki hepiniz 50-60 yaş üstü ne yapsanız da onları anlayamayacak insanlarsınız. Mümkün değil yani. Jenerasyon farkı diye bir şey var. Garip Instagram postları paylaşarak komik olmayan Türkçe kullanarak bizleri yakalamaya çalışırken midemizi daha fazla bulandırmayın. Yenilikleri açık olun. Gerçek problemleri çözmeye odaklanın. Geçen günlerde Zafer Partili Gülümser Heper gerçek bir Müslüman Metaverse'ün yüzüne tükürür dedi mesela. Metaverse dediğin şey ne ablacım Allah aşkına, ne zannediyorsun? Ya kadına sorsak Metaverse nedir diye bize Roblox'u falan gösterecek ama kendince lanetlemiş. Çok ilginç bir kafa. Zamanında dünya düz değil demişler. Karşı çıkmışlar. Matbaa kafir icadır demişler. Karşı çıkmışlar. Şimdi daha ne olduğunu bile bilmediğimiz Metaverse'e mi karşı çıkacağız? İktidarın da muhalefetin de kendine gelmesi lazım. Bu iş böyle gitmez yani. İktidarın zaten bir şey yapması da gerek yok. Ne yapsanız da gençlerin birçoğusu sizden hali hazırda nefret ediyor. Muhalefet içinse Last of Us atmak yerine veya Metaverse'i yasaklamak yerine doğru düzgün sorunları nasıl çözeceklerine dair planlı açıklamalar yapmalarını bekliyoruz ki ona göre planlarıyla dalga geçelim veya beğenip destekleyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye siyasetinde yaşlı insanlar tarafından bu tarz popülist gençleri yakalama çabası bir gün sona erer. Fakat pek zannetmiyorum. Sonuçta siyaset, demokrasi böyle bir şey. No one, bir ne? Anladınız mı? Daha fazla bu tarz şakalar duymak istiyorsan seni Twitter'ımı takip etmeye davet ediyorum canım.